Dünya Galatasaray'ı konuşuyor. Aksiyon filmi gibi transfer. Yeni transfer Gedson Fernandes'in Sağlık Bakanlığı'nın sağladığı ambulans uçakla İstanbul'a getirilmesi, havaalanından ambulansla alınıp hastaneye götürülmesi yurt dışında büyük yankı uyandırdı. Galatasaray'ın bir oyuncuyu transfer etmek istediği zaman gözünü ne kadar karartabileceği haberleri yapıldı. Oyuncunun menajeri Miguel Macedo ise operasyonu Portekiz'de Radyo Renesanca'ya değerlendirdi. Sarı Kırmızılı kulübün büyük bir iş yaptığını dile getiren Macedo o süreci şöyle anlattı. Covid-19 testinin pozitif çıkması umutlarımızı yok etmişti. Çok az zamanımız vardı. Galatasaray'dan bize siz kabul edin, gerisini biz halledeceğiz denildi. Evden çıkmasına bile izin olmadığı halde Türkiye'ye gidip imza atacağından bahsedilmişti. Verdikleri sözü tuttular. Sağlıkçılar Gedson'u evinden ambulansla aldılar, havalimanına getirdiler. Ambulans uçağı bindirip Türkiye'ye götürdüler. Çok transfer operasyonu duydum. Çoğu film gibiydi. Ancak böylesini kimse hayal bile edemezdi. Galatasaray'dan başka dünyada hiçbir takım Gedson'u transfer edemezdi. Öte yandan Gedson Fernandes'in son iki koronavirüs testi negatif çıktı ve hastaneden taburcu edildi. 21 Ocak'tan itibaren Covid teşhisiyle tedavi ve karantina altında bulunan Fernandes'in son iki PCR testinin negatif çıktığı ve oyuncunun akciğer tomografisiyle kan değerlerinin normal çıktığı açıklandı. Galatasaray'dan 10 milyon euroluk kar. Ocak 2018'de Galatasaray'a başkan seçilen Mustafa Cengiz şu ana kadar transferde 10 milyon euro kar sağladı. NDIA ile başlayan satış süreci Gomis, Viri Rodriguez, Ozan Kabak, Fernando ve Maicon'la devam etmişti. Son 3 yılda Galatasaray'ın kasasına oyuncu satışından yaklaşık 60 milyon euro girerken bu periyotta 42 milyon euroluk kiralama bedeli ve bonservis harcaması yapıldı. Sarı Kırmızılılar yeni transferleri Henry Onyekuru ve Mustafa Muhammed'in satın alma opsiyonlarını kullanınca bu rakam 50 milyon euro seviyesine ulaşacak. Galatasaray'da maaş bütçesinde de tasarrufa gidildi ve A takımın maliyeti 65 milyon eurodan 40 milyon euroya çekildi. Fatih Terim'den flaş Mustafa Muhammed sözleri. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu. Galibiyet nedeniyle oyuncularını kutlayan deneyimli teknik adam, yeni transfer Mustafa Muhammed hakkında da övgü dolu ifadeler kullandı. İşte Fatih Terim'in açıklamalarından satır başları. 3 günde bir top oynamak kolay değil. Bu fikstürde oynamak zor. Oyuncularımı kutluyorum. 4 galibiyet var ortada. Top bizdeyken tehlikeli bir takımdık. Şimdi top bizde değilken bile tehlikeli bir takım haline geldik. Mustafa yetenekli bir atak oyuncusu. Çok genç. Öğreneceği çok şey var ama bize çok faydalı olacağını gösterdi. Keşke kafa vuruşu gol olsaydı. Kurallardan dolayı oyuncuları yetiştiremedik ve kullanamadık. Yiğit'in için son anda izni alamadık. Onu kullanmak isterdik. Yakın zamanda hazır olacaklardır. Onlardan yararlanmak istiyoruz. Biz teknik heyet olarak yeni transferler bize çok katkı sağlayacak diye düşünüyoruz. Pozisyonlarda başka alternatiflerin olması her zaman işimize gelir. İfadelerini kullandı. Öte yandan Galatasaray'da oyuna ikinci yarının başına dahil olan yeni transfer Mustafa Muhammed, ilk maçında fileleri havalandırarak tarihe de geçti. Mısırlı forvet 90+2'de penaltıdan kaydettiği golle, Georgi Hagi, Didier Drogba, Bafétimbi Gomis ve Radamel Falcao gibi ilk maçında gol atan isimlerin arasına adını yazdırmayı bildi. Galatasaray'a dev piyango. Tam 925 milyon lira. Süper Lig'de transfer sezonu sona erdi. Galatasaray son günlerde yaptığı transfer ataklarıyla teknik patron Fatih Terim'in yüzünü güldürmeyi başardı. Sezonun ilk yarısında ve devre arası transfer döneminde transferin şampiyonu olarak Fenerbahçe ilan edildi ancak durum hiç de öyle değil. Süper Lig'in ilk yarısının en değerli kulübü olan Başakşehir, İrfan Can Kahveci'yi Fenerbahçe'ye göndererek 10 milyon euroluk bir değer kaybı yaşadı. Fenerbahçe'nin bu transferle birlikte değeri 96 milyon euroya kadar yükselse de Galatasaray'ımız gerçekleştirdiği Gedson Fernandes, Diandre Yedin, Mustafa Muhammed, Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu transferleriyle değerini 102 milyon euroya yani 925 milyon euroya çıkarmayı başardı.
Halihazırda Süper Lig'de 100 milyon euroyu aşan piyasa değerine sahip tek takım Galatasaray. Üstelik devre arasında kadroya katılan en değerli oyuncu kim dersiniz? Mesut Özil'le alakası bile yok. Tabii ki Galatasaray'ımızın yeni yıldızı Gedson Fernandes. Bu sezonun devre arasında gerçekleşen transferlerde en değerli oyuncu 13,5 milyon euroluk değeriyle Gedson Fernandes oldu. Sarı Kırmızılılar ligin en değerli ikinci ekibiyken yapılan transferler sonucunda piyasa değerine tam 28 milyon euroluk artı değer sağlayarak rakiplerine resmen nal toplattı. Ligde son maçlarda yeniden yükselişe geçen Sarı Kırmızılılar zaten en büyük transferine Fernando Muslera'nın takıma dönmesiyle kavuşmuştu. Bu transferlerin ardından ligin en değerli takımı unvanını bir kez daha ele geçiren Galatasaray, bu sezon şampiyonluğa ulaşması halinde Süper Lig'den Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılan son takım olacak. İşte 2021 model Galatasaray. Kalede Fernando Muslera, defansın sağında DeAndre Yedlin, stoper ikilisi Christian Luyendama ve Marcao, sol bek Marcelo Saracchi, 6 numara pozisyonunda Taylan Antalyalı. Onun önünde merkez orta sahada Gedson Fernandes ve Younes Belhanda. Sağ kanatta Sofyan Feghouli, sol kanatta Henry Onyekuru ve ileri uçta Mustafa Muhammed. Gedson Fernandes Galatasaray'da. Galatasaray Gedson Fernandes'i kadrosuna kattı. Benfica'nın alt yaş gruplarında dikkat çeken ve 2018'de A takım kadrosuna dahil edilen 22 yaşındaki Gedson Fernandes ilk sezonunda şampiyonluk yaşamayı bildi. 2018-2019'da 44 resmi maça çıkan genç yıldız sergilediği performansla Avrupa devlerini peşine taktı. Ocak 2020'de 4,5 milyon euro bedelle Tottenham'a kiralanan Gedson forma şansı bulmakta zorlandı ve Tottenham formasıyla çıktığı 14 resmi maçta skora katkı yapamadı. Galatasaray Gedson'u kafada bildirdi. Mustafa Muhammed İstanbul'da. Galatasaray'ın yeni transferi Mustafa Muhammed'in gelişi ordu tarafından rötara uğramıştı. Askerlik konusunda bir evrak eksikliği nedeniyle daha önce İstanbul'da olması beklenen Mustafa Muhammed'le ilgili sorun çözüldü. Son işlemlerini hallettikten sonra uçağa binen genç yıldız İstanbul'a indi. Genç forveti Galatasaray Futbol A takımının idari personeli karşıladı. Öte yandan Galatasaray'ın resmen açıkladığı bir başka yıldız olan Amerikalı savunma oyuncusu DeAndre Yedlin de İstanbul'a geldi. İngiltere'nin Newcastle United takımında forma giyen 27 yaşındaki sabit, İrlanda'dan havalanan uçakla İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ulaştı. Tecrübeli futbolcuyu Galatasaray Futbol A takımının idari personeli karşıladı. Yedlin beraberindekilerle kendisini bekleyen özel araca binerek havalimanından ayrıldı. Mustafa Muhammed tam konsantre, sert ve savaşçı. Galatasaray uzun süredir kadrosuna katmak istediği Mustafa Muhammed transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı Kırmızılılar 23 yaşındaki golcüyü Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına kiraladı. Mısırlı futbol analisti Ahmet Yamani, Mustafa Muhammed'i NTV Spor'a anlattı. Mustafa Muhammed'in ceza sahası içindeki etkinliğinden söz eden Ahmet Yamani, oyuncunun savaşçı bir karaktere sahip olduğunu vurguladı. Mustafa Muhammed futbola Zamalek'te başladı. Ancak tecrübe kazanması için başka kulüplere kiralandı ve bu yolculukta 3 kulüp onu kadrosuna kattı. Özellikle 2018-2019 sezonundaki performansı etkileyiciydi. El Gayiş'te 32 maça çıkıp 13 gol attı ve 6 da asist yaptı. Mustafa'nın kısa süreli deneyimlerinin ardından bu performansı sonrası Zamalek'in ona güveni arttı ve 2019-2020 sezonundan itibaren A takımda oynamaya başladı. Mustafa o sezon Zamalek'te 53 maçta süre aldı. 19 gol ve 4 asiste imza attı. Zamalek o sezon Afrika Süper Kupası'nı ve Mısır Süper Kupası'nı kazanırken Mustafa da sahadaydı. CAF Şampiyonlar Ligi'nde ise finalde El Ahli'ye 5 dakikada yedikleri gollerle kaybettiler. Mustafa o sezon Şampiyonlar Ligi'nde 5 gol attı. Mustafa şu ana kadar Mısır milli takımında 4 kez oynadı. Ancak öncesi de var. U23 ve U20 takımlarında 20'den fazla maça çıktı ve en büyük başarısını U23 takımıyla yaşadı. 2019 yılında U23 Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır şampiyon oldu. Bu turnuva Tokyo Olimpiyatlarına katılmak için çok değerliydi ve Mustafa Muhammed de orada ön plandaydı. 4 golle turnuvanın en golcü oyuncusu oldu. Mustafa Muhammed gerçek bir ceza sahası golcüsüdür. Ceza sahası içindeyken rakiplerin ana tehdidi daima odur.
Zamalek'te genellikle 4-2-3-1 formasyonunda tek forvet olarak oynadı. Aynı şekilde Mısır milli takımında da tek forvet olarak oynadı. Galatasaray son dönemde 4-1-4-1 dizilişiyle oynadığı için Mustafa Muhammed de buna kolaylıkla uyum sağlayacaktır. Galatasaray'ın en güçlü hücum silahlarından biri olacağını düşünüyorum. Bu transferden sonra Galatasaray'ın santrafor bölgesinde Ryan Babel ve Oğulcan Çağlayan'a bağımlılığı kalmayacaktır. Mustafa Muhammed son 90 maçta iyi sayılar yakaladı. Mustafa'nın XG'si yani gol beklentisi 31.3 iken 34 gol attı. Yani bu da attığı gollerin gol beklentisinin üstüne çıktığı anlamına geliyor. Hava toplarında da çok başarılı bir futbolcu. Hava toplarında %45'ten fazla başarısı var. İkinci topları kazanmada da oldukça etkili. Bu konuda 163'lük bir istatistiğe sahip. Mustafa iyi bir dribling ustası değil. Birebirlerde o kadar yetenekli olduğunu söyleyemem. Fakat bulduğu pozisyonlarda ve ceza sahası içinde adeta bir kasap diyebilirim. Arkasındaki ve kanatlardaki futbolcuların onu topla buluşturması ve pozisyona sokması yeterli. Mustafa Muhammed'in kafa golleri de çok meşhurdur. Gollerinin %50'sini kafayla attı. O ceza sahası içine nasıl yerleşeceğini çok iyi bilen ve sahaya çok iyi konumlanan bir golcü. Mustafa Muhammed oyun olarak tam konsantre, sert ve savaşçı bir yapıya sahip. Ancak agresif bir futbolcu değil. 122 maçta sadece 10 kez sarı kart gördü. Belki bu oran pandemi bittikten sonra Türk Telekom sarı dolunca biraz artabilir. O şu anda Mısır'ın en iyi golcüsü. Lakabı da Anaconda. Ancak bana göre en büyük eksikliği dil bilmemesi. İngilizce ya da Türkçe öğrenmeye ihtiyacı var. Galatasaray'da onunla aynı dili konuşan futbolcular var ancak mutlaka dili öğrenmesi gerekiyor. Türkiye'de Ahmet Aslan ve Muhammed Elneny gibi Mısırlı futbolcuların iz bıraktığını biliyorum. Mustafa Muhammed bu oyuncuların önüne geçer diye düşünüyorum. Şahsen ben İstanbul'da bulundum ve Galatasaray'ı stadyumda izledim. Galatasaray taraftarının tutkusuna şahit oldum. Bu Mısır'dakiyle ortak bir durum. Bu nedenle Mustafa Muhammed için çok uygun bir atmosfer olacağını düşünüyorum. İfadelerini kullandı.